Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Evet, yeni bir videoda karşınızdayız. Yatırım tavsiyesi olmadan bu videomuzda sizlere BIST 50 hisselerinden 10 adet hissenin teknik analizini hızlı bu şekilde yapmış olacağız. Yatırım tavsiyesi olmadan ve de aracı kurum dağılımlarına bakaraktan ekranımızda standart yazılıyorumuz kesinlikle al sat tavsiyesi içermemektedir. Evet, geçiyoruz şimdi. Türk Hava Yolları ile başlayalım arkadaşlar. Evet, son birkaç gündür, yani pazartesi bugün, güzel bir yabancı alımı söz konusu sevgili dostlar Türk Hava Yolları'nda. Bu da oldukça hoş diyebiliriz, bu yabancı alımın oluyor olması. Az sonra bakacağız, orada da görmüş olacaksınız. Evet, günlük grafiğimiz. Şimdi burada oldukça şık duran durum MACD indikatörünün pozisyonu sevgili dostlar. Bakınız, burada güzel bir kesime doğru gidiyor. Stokastik güzel. Öncelik gücü endeksi de yine 30 bandına doğru yönlenmiş durumda. Türk Hava Yolları için umarım buralar dip olur artık sevgili dostlar. Yani gerçekten büyük devasa bir düşüşü Türk Hava Yolları'nda maalesef yaşamış olduk. Yani şimdi şu seviyelerden 15-40'lardan düştü. Daha öncesine bakarsak bakınız 19-20 TL bantlarından bakınız buraya geldiğini görüyoruz. Gerçekten şöyle baktığımız zaman o 20 TL'den alacak olursak şu an itibariyle %60'a yakınlık bir iskonto ile almış olacaksınız. Yani bu denli, yani alırken kazanmış olacaksınız sevgili dostlar. Yani kısaca onu söyleyeyim. Alırken kazanmış olacaksınız. Şimdi burada Türk Hava Yolları için halen hareketli ortalamalarımız tam anlamıyla yukarı doğru bakınız bir iğme kazanmış değil. Yani buradan kısanın uzunu yeşil, sarı, kırmızı şeklinde keserek gitmesi lazım. Şimdi tam anlamıyla bir kesişme yok. Daha aşağı gevşemeler olabilir. Tekrar 7.50'li rakamlar test edilebilir mi? Edilebilir arkadaşlar. Bütün bunlar olasılık dahilinde. Yani burada treni kaçırdım, hemen atlayayım, bineyim, gideyim olmayabilir. Yani burada uyarıyoruz, buraya dikkat edin. En azından şu hareketli ortalamalarda güzel bir pozisyon daha almış olması gerekli sevgili dostlar. Evet, ortalama 7.50 seviyeleri bizim için stop noktası sevgili dostlar. Evet, bu seviyeler stoplu, uzun vade düşünebileceğimiz bir hisse diyebiliriz Türk Hava Yolları için. Evet, şimdi alım satım bizim için önemli. Burada alım satıma bakalım. Türk Hava Yolları'na kimler almış, kimler satmış. Yabancılar birazcık topladılar. Bakalım yarın da devamı gelecek mi bunun sevgili dostlar. Evet, bugün itibariyle, hatta bugün değil 2 günlük bakınız 23-24 2 günlük potansiyelde %41'lik Deutsche Merrill Lynch %18. Yine globalı burada görüyoruz. Yani yabancı alımı ağırlıklı ve de toplu bir alım söz konusu. Bu da oldukça güzel. Günlük grafiğe baktığımız zaman yine Deutsche Merrill'in şeklinde gidiyor. İlk 5 %68, ilk 5 %76. Birazcık toplu satışın olduğu bir gün olmuş ama yabancı alımı ağırlıkta sevgili dostlar. Evet, Türk Hava Yolları'nda 7.50'ler artık kritik, önemli destek seviyesi. Umarım buraların altına düşmeyiz artık sevgili dostlar. Ama burada her şeyin olabileceğini düşünün. 7.50'nin altı stoplu hareket etmekte fayda var Türk Hava Yolları'nda. Evet, şişeye bakalım. Bakınız arkadaşlar, trend. Bir trend bozulduğu zaman orayı terk edeceksiniz. Bakınız şişede güzel yükselen bir trend. 5.13'lerde bakınız 5.10'larda burada bu trend bozuldu mu durmayacaksın. Ne olursa olsun, ister adı korona olsun, ister morona falan filan fark etmez. İster savaş olsun, ister başka bir şey. Ya bu trend bozuldu mu burada hangi şartlarda olursa olsun çık git kardeşim. Yani trend bozulmuş, ya yükselen bir trend var, bu trend sonlanmış. Yani burada durmanın bir anlamı yok. 5.10'da burayı terk edecektik.
Yani ama işte burada illaki de teknik bilgi, teknik bilgi arkadaşlar. Ben onu bilirim. Yani başka hiçbir şey bilmesem dahi hisseyle ilgili ne yapar ne eder bilmesem dahi sadece şu teknik bilgiyle, şu yükselenin kırılmasıyla ben buradan kaçmam gerekirdi. Artık buralar görüldüğü üzere hem bakın şu noktadan çizer isek hem de bakınız şuralardan çizecek olur isek artık buraların dip olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. Evet, yatırım tavsiyesi olmasın. Burada da 3,50'lere kadar da düşüş olsa nihayetinde bakın şuranın desteği olmuş olacak. Umarım buralarda tutunur arkadaşlar. Yani şöyle 3,80'li noktalar önemli destek seviyesi. Ona göre takip edin. Yani bizim asıl baz almamız gereken değer şöyle 3,80'li rakamları baz alarak takip edebiliriz. İndikatörlerimiz oldukça güzel. Evet. Bakalım şişe kardeşi kimler almış, kimler satmış. Herhalde buraya da yabancı girmiştir diye düşünüyorum. Bakalım. Oo, yabancı tam zıttı arkadaşlar. Buradan kaçmış kaçmış. Yani yabancı Merrill, Credit Suisse, BGC Partners çıkmış resmen. İlk yüzdelik kısmında ilk 5 %69, %70'e %96 çok büyük bir toplu satış gerçekleşmiş şişede sevgili dostlar. Evet, şişede satış büyük. Tabi doların da burada geriye çekilme potansiyeli olacağını veyahut da doların geri çekilmesinden kaynaklı diyebiliriz. Şişede bir miktar geri çekilme olabilir. Evet. 3,80 stoplu takip ediyoruz. Evet, bakın şu çizginin altı sıkıntılı. 3,80'leri baz alarak takip edelim. Şişede yabancı satışı büyük. Tekfer'e bakalım. Şimdi arkadaşlar Tekfen'de bakınız. Şu 24 TL bandında ilk kopuş başladı. Güçlü şirket buradan toparlar falan filan ikili dip falan dedik şu bölgelerde 16,50'lerde maalesef bu da fazla kalıcı olmadı. Şu ikili tepenin başladığı ikili dibin başladığı nokta 16,50 şu şekilde bakınız ters bir çanak oluşturarak 16,50'de bakın şurada satışını verdi sevgili dostlar. Yani burada şu çanağın katlanma hedefini düşünecek olur isek şöyle koyduğumuz zaman yani normalde artık burada da yine yukarı yönlü bir hareketin oluşması en azından şöyle 16,50'lere kadar bir hareketin oluşma potansiyelini teknik olarak söyleyebiliriz. Yani gerisi tekrar aşağı doğru da olmuş olsa burada artık buralar dip sevgili dostlar. Evet teknik olarak yani şurada test çanağın hedefine vardığını görüyoruz. Evet. Ve yine bakınız şu seviyeler 12,67 önemli. 12,67'nin üzerinde yukarı yönlü 16,50'lere yolculuk başlayabilir sevgili dostlar. Evet. 12,60 ve de burada 16,60 şeklinde takip edeceğiz. Umarım burada yukarı doğru bir atak gerçekleşir. İndikatörlerimiz hepsi olumlu. Şimdi biz aracı kurum dağılımına bakalım. Tekfen. Evet 76'ya 58 alım 76 ilk 5'in alımı güzel toplu bir alım var. Credit Suisse bunun içinde. Yine Merrill Lynch 6. sırada. O da güzel alım sırasında kendine yer edinmiş. BGC Partner sadece HSBC ile burada satışta sevgili dostlar. Yani yabancı alımı da satımda var ama toplu bir alımın olması, Credit Suisse'in bunun içerisinde olması güzel. Bu açıdan bakarsak olumlu diyebiliriz. Aracı kurum dağılımı açısından olumlu bir durumda Tekfen sevgili dostlar.
Evet. 12, 60, 16, 60 bandı arasında takip edeceğiz. İlk etapta 12, 60'ların üzerine atabilirsek yukarı doğru bir hareket gelebilir sevgili dostlar. Evet. Diğer bir hissemiz Tav Havalimanı. Evet. Evet, burada göreceli güç endeksi bugün dikkatimizi çekti. Düşeni kırdı mı, kırmadı mı? Şöyle baktığımız zaman düşenin kırıldığını görüyoruz. MACD'miz olumlu, birçok anlamda olumlu tablo söz konusu. Evet, daha önce de çizdik sevgili dostlar. Buradan bakınız hem kırmızı hem yeşil. Yani burası kritikti. Bakınız biraz önce şişede de çizdik. Ya kardeşim burada bir trend oluşmuş. Destek direnç, destek direnç gitmiş. Ya kırıldığı zaman, bu kanal çöktüğü zaman sen burada durmanın hiçbir anlamı yok. 24 TL bu hissede artık senin terk etmen gereken rakam. İşte terk edemediğin zaman 15'li rakamları görüyorsun. Terk et, gel burada dipte topla. İlla ki tav havalimanı hastalığın varsa gel dipte topla kardeşim yani. Ama işte illa ki bizdeki o dürtü. Yani kopamama, çıkamama. Çık kardeşim, çık. Yani ne gerek var? İkili tepe yapmış, çıkmamışsın. Yani şurada bakınız. İkili tepe. Direnç dönüş. Destek kırılmış, çıkmamışsın. Yani burada da artık bir zahmet, yani ne olması gerektiğini biliyorsun. Yani indikatörler güzel. Kırılmış. Yani tav için tablo şimdilik olumlu sevgili dostlar. Şöyle aracı kurum dağılımında da umarım bu olumlu tekne, olumlu alım satımlar söz konusudur. Bakalım. Ya işte Merlin, ne işin var senin satışta? Global başı çekmiş satışta. Ama ilk üçün alımı, pardon, ilk beşin alımı da sevgili dostlar %96 toplu bir alım var. Evet, oldukça güzel. Alın toplu sevgili dostlar. Yarın bakarsınız, yarın da yabancılar girmiş olur umarım. Yani desteklesinler. Güzel. Teknik anlamda düşenin kırılması oldukça güzel sevgili dostlar. Ama yine de burada stop noktamızı koyuyoruz. TL bantlarını stop olarak takip ediyoruz. Yukarıya doğru bir hareket olursa da 19 lira kadar bir yolculuk oluşabilir en azından. Ama 14 kesinlikle stop noktamız. Şimdilik pozitif. Umarım yani bu artık küresel çaptaki düşüş devam etse dahi yani şu şekilde bir hareketin de oluşması gerekli. Yani bu düşüş devam edecekse yani en azından şuradan şuraya bir yükselişin gelmesi gerekli. Ha, yukarı gider, ikili dip yapar. Yukarı tekrar gider. Artık önümüzdeki günlerin grafiği tekniği olacak. Şimdilik tav hareketli ortalamalar dışında. Çünkü hareketli ortalamaların hiçbirisi daha henüz alım için uygun değil. Yani kısa uzun kesişme yok. İndikatörler, MACD'miz, göreceli güç endeksimiz oldukça güzel sevgili dostlar. Evet. Evet. Soda sanayi. Yine teknik anlamda güzel bir durum olsa da birazcık yabancı satışını görmüştüm bugün. Evet, şöyle bakalım. Burada göreceli güç endeksi bakınız. Kırılım tavdaki gibi gerçekleşmiş. Yine MACD indikatörü bakınız. Alıma doğru gidiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman teknik olarak güzel. Yine sadece hareketli ortalamalar dışında sevgili dostlar. Yani henüz hareketli ortalamalarda bakın burada da bir kesişme söz konusu değil. Şimdilik söyleyeceğimiz burada yine şöyle baktığımız zaman hatta biraz daha yukarı alalım. Şunu çizgi grafikten bakalım arkadaşlar. Şu şekilde gün sonu kapanışını 4.48'lerin altında yaparsa negatif sevgili dostlar. Ona göre takip edin. Yani gün sonu kapanışı 4.48'in altında olduğu takdirde stop olmakta fayda var diyoruz.
ve aracı kurum dağılımına bakalım hemen. Ve baktığımız zaman tacirler, HSBC, burada HSBC önemli. Merrill Lynch, bakınız burada satışta başı çekmiş 4C, A1 Capital Credit Suisse, bunlar hep satışta sevgili dostlar. Toplu bir satış olduğunu veya bu toplu satışın içerisinde yabancılar olduğunu görebiliyoruz. Onun için burada 4.48'lerin altında gün sonu kapanış gelir ise stop olmakta fayda var sevgili dostlar. Aracı kurum dağılımı biraz negatif ağırlıklı. Turkcell'e bakalım. Evet, Turkcell bu kanalın içerisine girdi ama burada bir satış yedi maalesef. Şöyle bakalım. Şu şekilde. Tekrar bu kanalın içerisine girdi. Bu kanalın içerisinde önemli bir çizgiden döndü. Bakınız geçmişten gelen şu çizgi, bakınız. Bunun rengini şöyle mavi yapalım. Karışmasın hatlar. Bakınız şöyle çizdiğimiz zaman buradan geldi bu mavi çizgiden, bakınız döndü arkadaşlar. Yani geçmişte çalışan bu çizgi, destek direnç olarak çalışan çizgi işledi. Evet, şimdi burada ne yapacak o önemli. Tekrar şu dip bölgelerine kadar, 12.50'lere kadar gelebilir. Ama şuradaki mavi çizgi aşılırsa da üst banda temas etmesi ihtimal dahilinde. Arkadaşlar bakınız, daha önce çizmiştik. Burada bir üçgen formasyonundan bahsettik. Yukarıya kırılırsa çok güzel hareketlerin gelebileceğini söyledik. Turkcell aslında bakacak olursak diğer hisselere göre bakınız değer kaybı %23 olmuş en fazla. Şu an itibariyle de %13'lük bir değer kaybı var sevgili dostlar. O borsanın sert düşüşünden itibaren Turkcell'in fazla değer kaybetmediğini, biraz daha ayakta dik durduğunu görebiliyoruz. İndikatörlerden baktığımız zaman göreceli güç endeksinde bir geri çekilme olabilir. Bunun işaretini alabiliyoruz. Belki bir gün daha eksiyle gidip şurada şu şekilde bir ikili dip veyahut da şu kanalın tekrar desteği test edilebilir. Ama güçlü duruyor arkadaşlar, onu söyleyelim. Kanalın altına sarkma olmadığı müddetçe pozitif diyebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Burada tam sınır hattı 13.35 seviyeleri, bakınız şuradaki hattan dönmüş durumda sevgili dostlar. Yani şu bölge, şuradaki satıcının geldiği bölge. Bakalım buradan bir tepki yukarı verecek mi? 13.35 seviyelerinin üzerine atabilecek mi? Bunu da hep beraber göreceğiz. Şimdi aracı kurum dağılımına bakalım. En azından buradan bir şeyler elde edebiliriz. Yani grafik kısmı biraz karışık kalmış durumda. Evet, Turkcell. Evet, Merrill Lynch burada da satışta. HSBC satışta. İşte bu sakat arkadaşlar. Bakınız biraz önceki toplu satım, biraz önce demeyelim, bir önceki videoda pek farklar olmuyordu. Ama burada bakınız %43'lük diğer, %14'lük diğer. Yani resmen toplu bir şekilde finans HSBC Merrill'in satmış %85 ilk yüzdelik kısmının, %5 kısmının satışı, ilk %5'in alımı %56. Çok çok ciddi bir fark var arkadaşlar. Turkcell gerçekten sert satış yemiş durumda. Evet, burada aracı kurum dağılımı Turkcell'in negatif diyebiliriz. Tofaş'a bakalım. Evet, Tofaş burada şimdilik tutunmuş gözüküyor. Burada stop noktamız olmazsa olmaz. Net stop noktamız sevgili dostlar 16.45'in altında gün sonu kapanışı stop demektir sevgili dostlar. Tofaş'ta yine bakınız buradaki hareketli ortalamaların bu duruşu, bakın şuradaki şu kesişmeler halen beni ürkütüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın şuradaki tabloyu düşünün. Bu ana kesişmelerden sonra gelen şu satışı düşünün. Yani bu durum
pek hoş gelmiyor bana, onu söyleyeyim. Yani şu satış dalgasının kesişmenin olduğu noktada hisse. Burada bakın şu satış geliyor. Burada yani bunun daha devamı gelebilir. Onun için 16.45 artık bu saatten sonra geçmişte kaldı arkadaşlar. Yani biz burada o boyu, ikili tepe, üç tepe hepsinin hadi bitirdik. Artık bu saatten sonra bizim için referans noktamız 16.45 altında kapanışlar ve en önemlisi 2 gün bir kapanış gerçekleşirse bu satışın devamı anlamına gelir ve aşağıda 15 ve daha aşağıda 14'lü rakamları görebiliriz. Ama şimdilik buradan tepkimiz gelmiş. Bakalım burada kalıcılık sağlayacak mıyız sevgili dostlar? Evet, TOFAŞ'ın alımına satımına bakalım. TOASO. Evet, şimdi burada baktığımız zaman 76'ya 82 fazla da bir fark yok ama ilk 5'in satışı biraz daha fazla. BGC, HSBC burada alımda, Merrill Lynch Global satışta sevgili dostlar, yabancı anlamında. Yapı Kredi yine ilk birinci sırada alımda, Garanti ilk birinci sırada satışta sevgili dostlar. Evet. Burada yine başa baş ilk 5 oranımız söz konusu diyoruz. Pek net bir bilgimiz söz konusu olamaz artık burada. Yani aradaki mesafe biraz farklı olsa tamam eyvallah diyeceğiz. Evet, burada 16.45 TOFAŞ'ta bizim önemli referans noktamız. Trakya Cam. Şimdi sevgili dostlar bakın şu Trakya Cam'ın yapmış olduğu hareket, hani bizim Türk Hava Yolları benzeri hisselerde gerçekleşen şu tepki var ya, hani yukarıya gitti diyen şöyle sert, bakın işte geriye doğru bir hareket burada yapmış. Yani bu bir düzeltme hareketini yapmış Trakya Cam sevgili dostlar. İkili dibinde oluşturmuş. Şöyle baktığımız zaman 2.34 üzeri olumlu. Evet. Teknik olarak her ne kadar dikkatli olun falan filan desek de, ihtiyatlı davranmaya davet etsek de, teknik olarak 2.34'ün üzerinde kalıcılık sağladığı müddetçe yukarıya bir hareket Trakya Cam'da beklenebilir. Hareketli ortalamalar, göreceli güç endeksi, MACD'imiz, stokastimiz hepsi olumlu. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim, bakın bunu herkes dikkate almaz. Ben genelde bu TOBO formasyonu, bakın sol omuz, baş, sağ omuz, göreceli güç endeksinde yakaladığım zaman bunu da affetmiyorum. Bunu da bir sanki hissede bu şekilde bir formasyon varmışçasına değerlendiriyorum. Göreceli güç endeksindeki TOBO'ları değerlendiriyorum ve genelde de başarı elde ettiğime inanıyorum sevgili dostlar. Yani burada pozitif şimdilik hava, 2.34 altı kapanış yapmadığı müddetçe yukarıya doğru hareket gelecektir Trakya Cam'da sevgili dostlar. Evet, şimdi şöyle aracı kurum dağılımına bakalım. Trakya Cam. Evet, %75 ilk 5'in alımı, ilk 5'in satımı %62. Biraz daha toplu alımı burada görebiliyoruz. Ak %21, Vakıf %20 ile alımda. Deniz %16, tacirler %14'te satışta sevgili dostlar. Evet, biraz daha toplu alımı görebiliyoruz Trakya Cam'da. Evet, geçiyoruz diğer bir hissemiz TSKB. Evet, yine aynı şekilde aynı grafikler, aynı pozisyonlar. Yani burada değerlendireceğimiz artık bu aşamadan sonra, yani aşağıdan yukarı doğru bir hareket başladı. Acaba şuradan tekrar geriye verirler mi sevgili dostlar? Yani burada bunu değerlendirin. Yani şimdilik tamam, burası dip diyelim. Yani şu şekilde bakınız. Dip bölgesi. Yalnız şunu unutmayın. Bu hisse bakınız şöyle gelip şu yukarılardan bir bantlarına temas edip tekrar aşağı çakılırsa bunun düşüşü devam eder sevgili dostlar. Daha da dipleri boylayabiliriz. Onun için burası önemli.
Bu tamam. Burada şöyle baktığımız zaman 0.83 bantların üzerinde güzel bir fırsat, bir alım fırsatı doğurmuş. Bakın şuradan kaynaklı. Ama şu yukarıdaki 1.03 bu bantlar aşılacak mı? Yani şu kırmızı çizginin üzerine atacak mı? Önemli olan o. Eğer bunu atamayıp tekrar geriye gelirsek düşüşün devamı anlamına gelir sevgili dostlar. Bunu da bir kenara not alın. TSKB için dikkatli olun. Evet, TSKB. Merlin Global güzel. Bunlar alımda olması güzel. Zaten bunlar alımdaysa toplu alım vardır diyebiliriz. İş yatırım özellikle %70. İlk 5'in alımı %93. İlk 5'in satışı %63. Gerçekten çok büyük bir alım. Toplu bir alım söz konusu. Bu da hisse için pozitif diyebiliriz sevgili dostlar. Evet. Toplu alımın olması olumlu. Evet. Şeker Bank'a bakalım. Evet. Güzel bir destek dönüşü, güzel bir yükselişi burada sağlar umarım. Şöyle baktığımız zaman yine biraz önce çizmiştik TSKB için. Burada da bir yükselişin acaba bu mavi çizgiye kadar gelip buradan geri dönebilir mi? Yani bu yorumlamayı yapmanız lazım ama şimdilik buralar bir alım fırsatı olmuş. Şöyle baktığımız zaman burada bir bantlarına kadar yükseliş gelebilir sevgili dostlar. Önemli olan bu sivinin üzerine atıp atamamaktır. Aşağıda da kırmızının altına zaten sarkar isek şöyle baktığımız zaman 0.75 bantların altı da tehlike olarak karşımıza duracaktır diyoruz. Ve burada da yine alıma satma şöyle bakalım. Evet. Çok güzel bir toplu alımı da burada yine görebiliyoruz. %95 ilk yüzdelik, %48. Evet, süper sevgili dostlar. Burada da yine pozitif bir durum söz konusu. Evet, ilk 5'in alımı %95, %48 şeklinde satışa oranı. Güzel sevgili dostlar. Yani buradan da yine pozitif bir durum çıkartabiliriz. Yani toplu alımın oluyor olması bizi en azından şu mavi çizgiye kadar taşıyacaktır. Yani şöyle baktığımız zaman yani şu seviyelere kadar bizi bir bandın üzerine kadar taşıyabilir sevgili dostlar. Güzel. Evet. BIST 50 hisselerinden 10 adet hisseye bakmış olduk. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Umarım faydalı oluyordur. Aracı kurum dağılımlarıyla beraber aktarıyoruz. Buradan da yine ufak tefek yorumlarımız, eğer aracı kurum dağılımında ilk 5'teki oranlar arasında fark çok olursa burada da yine bir yorumlama yaparak geçiyoruz sevgili dostlar. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, saygıyla kalın, evde kalın. Ailenize, çocuklarınıza vakit ayırın. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Evet.